Hiç zenginleşen yok. Zenginleşen yolsuzluk. Fakirlik zenginleşti. Zenginlerin malına daha çok maleklendiği için olabilir, bu konuda haklılar yani. Yani zenginleştiğini hiçbir şekilde katılmıyorum. Kesinlikle fakirleştik. AK Partili Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Ahmet Tural, iktidarımız döneminde vatandaş çok zenginleşmiş ki bu yollara sığmaz olmuşuz diye bir açıklama yaptı. Biz de Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına bu konuyla ilgili neler düşündüklerini sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. 1500 lira maaş veriyor AK Parti. Neyi yapacak ha? Abla öldük geberdik yani. Ev kira, bak kira 1500 lira emekli maaşıyım. Ben belediyede çalıştım. 20 sene her hizmet verdim. 1500 lira maaş alıyorum. Doğru söylemiş. 20 yıldır iktidardalar. Bir memurun 20 sene önceki hayali orta kasa Broadway'di. Bugün orta kasa Broadway'i hiçbir memur bilmiyor. Adam doğru söylemiş. Zenginleştin ama son 2 yılda ekonominin bozulduğunu da kabul ediyoruz. Yani düzeltilmesi lazım. Bu halk bu zamları hak etmiyor doğrusu. İnşallah düzelir diye umuyorum. Covid-19'dan dolayı fakirlerimiz zaten fakirdi. Zenginlerin malına daha çok maleklendiği için olabilir, bu konuda haklılar yani. Peki sizin aracınız var mı? Hayır, maalesef yok benim aracım. Ben garsonluk yapıyorum. Zaten anca geçimini sağlıyorum. Bana anca yetiyordu. Araç alma gibi bir şeyimiz olmadı daha. Evimiz bile yok yani. Kaldık araç almak. Hiç zenginleşen yok. Zenginleşen yolsuzluk. Fakirlik zenginleşti. Yolluk zenginleşti. Millet geçim derdinde, ekmek derdinde. Başka hiçbir şey yok ortada. Siz araç sahibi misiniz peki? Evet, aracım var. Osmanlı kalıntısı bir aracım var. Eğer şu yaşta bir Osmanlı aracı da çok görüyorlarsa onu da kendileri alsın. 10 liraya 8 liraya metresini kim kullanabilir bu şeyi? Kim binebilecek araçlara? Kapıcıların diyor arabası var diyor. Efendim gençlerin elinde telefon var diyor. Şu çağa atlamış şu yüzyılda da bir gence bir telefonu çok görüyorlar. Yazık bunlara ya. Yazık yani. Çok yazık. Kendiler zamlandırıyor, kendiler satıyorlar. Bir de gençlikte bir telefonu çok görüyor, bir kapıcının arabasını çok görüyorlar. Çok yazık. Yani zenginleştiğini hiçbir şekilde katılmıyorum. Kesinlikle fakirleştik. Çünkü gelirimiz hiçbir şekilde artmadı. Aldığımız maaş yerinde sayıyor. Ve giderlerimiz çok çok fazlasıyla arttı. Şu an merkezi bir yakıtta yanan binada oturuyorum. Aylık 500 lira veriyorum ve aylık 500 vermeme rağmen o bile kısıldı. İnsanlar daha fazlasını veremeyeceği için evlerimizde üşüyoruz 500 lira vermemize rağmen. Arabamız var ama kontağı kapattık. Hiçbir şekilde bir haftadır yakıt alamıyoruz. O kuyruklara bile giremiyoruz yani. Bu nasıl bir zenginlik anlayamadım. Şimdi ablacığım, balığa sormuşlar niye konuşmuyorsun diye de konuşunca ağzıma su kaçıyor demiş. Konuşulacak çok şey var ama zamanı değil, yeri değil. Bir de şu zamanda en ufak bir zıt düşüncede konuşanı hemen ya hapse atıyorlar ya da mahkemeye eriyorlar. Onun için Allah'ınızı severseniz ne siz beni görmüş olun ne ben sizi görmüş olayım. Teşekkür ederim. Millet aç ya. 10 lira yakıt olmuş, millet arabaya binmiyor. Bizim iki tane araba var, ikisi de yatıyor evde. Traktörler yatıyor. Hiçbir şey hani gelişme yok Türkiye Kayseri'de. Anca her şeye zam. Bence Kayseri zengin değil. Zaten çoğu insanlar toplu taşıma araçlarını kullanıyor. Araç seviyesinde fazla olduğunu düşünmüyorum. Parti hakkında çok bir dışarıda yapmak istemiyorum. Kadın olarak da kendi fazla bir bilgim yok ama herkese saygı duyuyorum. Bu kadar değil. Doğru söylemiş diyorum. Teşekkürler. Valla onun için bir şey diyemiyorum yani. Gözde gözüküyor yani, bir şey değil yani. İnsanlar çalışıyor, hak ediyor ki kazanıyorlar. Sizin aracınız var mı? Benim aracım olmadı hiçbir zaman hiç. Olmadı. Ama bir vatan da bir arabayla, bir parayla, pulla satılır mı? Satılmaz. Para pul kazanır ama vatan millet hiçbir zaman için kazanılmaz.